Ulan sol kola sıkıyoruz. 2, 4, 2. Ayşe mi? Şu anda kapınızı zarar görmüş. Başladı. Beyin her nasıl geçiriyor. Çabuk lidokaini hazırla. Hemen dermamat kıvırma. Çabuk acele et hadi. Salih. Salih. Müdahale ediliyor. Şimdi sen kendini düşün. Bu biraz canını titriyor. Ama dayanacaksın. Biraz dayan. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun? Kardeşim o benim. Kazada ölmedi. Senin elinde mi ölecek lan? Çıkar şu adamı dışarı. Çıkın dışarı beyefendi. Bana bak doktor. İşini adam gibi yapacaksın, tamam mı? İkisi de yaşayacak. Yoksa yıkarım bu hastaneyi. Beyefendi çıkın dışarı. İşimizi yapalım burada. Bağırma sen de. Aslan. Ne demek ben gidiyorum? Öylece her şeyi bırakıp gidecek misin? Başka seçeneğim yok Gökhan. Bitti. Her şey bitti, buraya kadarmış. Salih beni bu evden kovmadan kendim gitmek zorundayım. Yenildim. Resmen Salih'in aradığı fırsatı kendi ellerimle verdim ona. Yarın ilk iş eminim DNA testine başvuracak. Aslan. Gitme. Bak beraber bir çözüm yolu buluruz. Hem biz bitti demeden bitmez. Bitti. Bitti Gökhan. Sen de bunu anla artık. Aslan Hanım. Aslan Hanım. Salih Hanım kaza geçirmiş. Polisler dışarıda. Defibrilatör hazır mı? Hazır hocam. Yüzü ayarla. Yüz hazır hocam. Çak! Negatif. 200. 10 size efibrilatörünü ver. Çak! Üç yüz ayarla. Çak! Çok korkuttun bizi. Bitti diyordun. Bak bir mucize oldu gördün mü? Her şey kontrolden çıktı. Hepimiz uçuruma sürükleniyoruz. Gökhan görmüyor musun? Düşeceğiz. Zaten Salih gerçeği öğrendiğinde bunu senin yanına bırakmaz. Seni eski hayatına geri gönderirdi. Arda'nın kimin çocuğu oldu? Gökhan. Sen eskiden iyi biriydin. Kendine gel. Yeter ki Salih'a iyileşsin. Ben giderim. Eski hayatına mı? Evet. Layık olduğum yere geri dönerim. Gördünüz mü? İşte tam şurada bir komplikasyon oluşmuş. Doktor anlayacağım dilde konuş.
Kız yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Beyefendi, elimizden geleni yapacağız. Şu anda Kenan Hoca'yı bekliyoruz. Yoldaymış. Gelir gelmez ameliyat alacağız. Peki Yusuf? O iyileşecek mi? Hayati bir tehlikesi yok. Durumu stabil. Doktor, Türkçe konuş. Ne demek stabil? Beyefendi, vücudunda kırıklar var. Ameliyatta kırıklar iyileşecek mi? Adam ayağa kalkacak mı? Yürüyecek mi? Koşacak mı? Bir şey söyle doktor. Buna ancak ameliyattan sonra cevap verebilirim. Geçmiş olsun. Merhaba. Ben Yusuf'un arkadaşıyım. Fakirhanede karşılaşmıştık, hatırlarsınız. Salih Hanım nerede, iyi mi? Peki, iyi değil. Beyin kanaması geçiriyor ameliyatta. Ali Yusuf, onun neyi var? Ben bir özet geçeyim. Sonundan başlarsak eğer, Ali Yusuf'un bir sürü kırık kemiği var ve o da ameliyata alınacak. Kaza esnasında beraberlerdi sanırım. Polisin söylediğine göre bu iki inatçı keçi arabalarını karşılıklı sürüp kafa kafaya çarpışmışlar. Tabii polisin bana dedi. Bir de siz sorun. Belki size farklı bir şey söyler. Aile olarak görürse. Pardon. İzninizle. Efendim anne. Ameliyat almışlar anne. Durumunu öğrenir öğrenmez haber veririm. Ali Yusuf uyansın. Arda'nın onun oğlu olduğunu söyleyeceğim. Söyleyince ne değişecek? Seni kabul mü edecek? Hadi diyelim ki kabul etti. Arda'yı o çöplükte mi yetiştireceksin? Ona o hayatı mı layık görüyorsun? Yoksa Tesan'ı soyadını mı? Bak, oğlun koca bir imparatorluğun yarısına sahip. Ve belki de yarın tamamına sahip olacak. Ya hadi git. Son. Ya Halil, ne yapıyorsun? Abim gelecek şimdi, bir sürü laf edecek. Tamam, gidiyorum ya. Son, şuradan da. Ya Halil, hadi git hadi. Tamam, gidiyorum. Hadi güle güle. Son, gerçekten. Ya Halil. Kızım, hadi. Rahat bırak lan kızı. Sen kimsin be? Ben tanıyorum Halil. Abimle arkadaş. Ne oldu? Çakma kazan ama. Gel benden iste son öpücüğünü. Allah Allah, ne biçim konuşuyorsun lan? Sen çocuk mu var senin karşında? İndir lan elinin. Sado bırak ya. Bak şimdi bir bağırırım, bütün mahalleyi buraya toplarım. Onu biliyorum, abisinin atarlı kardeşi. Onu biliyorum. Seni abinin yanına götürmeye geldim, hastaneye. Ne hastanesi? Ya ne hastanesi? Sen bizim aklımızı başımıza almıyor mu geldin kardeşim? Lan oğlum, benim de makine var. Zaten kafam bozuk. Çocuk gibi konuşma lan. Toplan hadi. Abin trafik kazası geçirdi. Seni onun yanına götürmeye geldim. Abimin durumu iyi mi? Ben hastaneden çıkarken iyiydi. Ameliyata alıyorlar. Hadi. Tamam, ne duruyoruz? Hadi gidelim hadi. Sen burada kalıyorsun. Kardeşim, o benim kardeşim yani. Ben de gelin. Niye gelmiyorum ya? Gelme Halil. Lafını dinle. Ben üstüme bir şey alıp geliyorum. Karıştırdınız herhalde. Salih Hanım olası ileride.
Siz yanlış kişinin başında bekliyorsunuz. Ben sadece dolaşıyordum. Daha fazla yalan söylemenize gerek yok. Her şeyi biliyorum. Hala ona aşıksınız değil mi? Başımda beklediğinize göre tabii ki aşıksınız. Benimki de soru. Peki o zaman abimin emekleri ne olacak? Sizin büyük aşkınızı örtbas etmek için harcadığı emekler? Korkmayın. Susacağım Aslan Hanım. Saliha'yı, o zavallı annemi üzmemek için susacağım. Yazık. Annem hala abim adam sanıyor. Senin ne işin var burada? Abimin başında beklemeye hakkın yok. Ne yüzle duruyorsun burada? Defol git. Ela, lütfen yapma böyle. Çık git buradan. Ya abimi rahat bırak. Bizi rahat bırak artık ya. Rahat bırak da yaşayalım. Ela. Ela diyor hala ya. Anlamıyor musun? Bakma yüzüme. Abim uyandığında seni görsün istemiyorum. Defol git. Sen eskiden beni severdin. Eskidendi. Şimdi senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nedenini söyleyeyim mi sana? Çünkü sen her gün o sefaletin içinde uyanıyorsun. Etrafına bir bakmışsın, Aslıhan yok. Uçmuş gitmiş. Aslıhan o bataklıktan kurtuldu artık. Anla bunu. Kıskanıyorsun beni değil mi? Kıskanıyorsun. O yüzden bu öfken, o yüzden bu nefretin. Seni var ya gebertirim, gebertirim. O bataklık dediğin yer var ya, İşte senin kalbin orası. Bırak. Sudur bırak ya. Parçalayacağım ben bu yılanı. Sürtük. Yılan. Dur bakayım dur. Bir abisi kılıklı hastane burası. Dur. Ya Sudur bırak ya. Dur. Ah Gökhan ah. Senin aklına uydum. Evde kaldım. Şu hale bak. Ne zaman geçiyor ne de başımın ağrısı. Abla. Abla, abla, bak ne buldun Fikret Bey'in odasında. Neymiş o kız? Gizli kamera. İnternette gördüydüm bunları. Yok yok, senin canın çekiyor. Şöyle bir çarpacağım elim terziyle. Kızım orada canıyla boğuşuyor, senin uğraştığın şeye bak. Abla öyle deme ama ya, bak bir dinle. Bak, içime doğuyor. Bu evde bu kadar çok aksiliğin üst üste yaşanması kesinlikle tesadüf değil. Bu işin içinde bir iş var. Ayşem Ayşem dediydi dersin yine sonra. Ya gizli kamera diyorum sana, gizli kamera. Çiçeklerin arasında buldum bunu. Ay ne işe yarar ki bu kız? Rahmetli'nin odasından çıktı. Ay kimseye güvenmemiş demek ki. Vah zavallı vah. Bu bende kalsın. Gökhan'a gösteririm, o anlar böyle şeylerden. Senin adın ne? Ali Yusuf Tan. Halil. Sana gelme demedim mi ben? Kızım duramadım evde ya. Durum nasıl? Ameliyat ettiler işte. Her tarafında alçılar, sargılar, baygın. Kendine gelmesini bekliyoruz. Ay ben böyle hayatım, böyle kaderim. Ya can arkadaşım içeride yatıyor, yanına gidemiyorum ya. Kardeşim, hayatta. Birinci sadakanız varmış oğlum.
Kimse inanamadı o arabalardan nasıl çıktığınıza. Sadık. Doğru söylüyorsun lan. Vallahi billahi doğru söylüyorum lan. Bütün gece hastanedeki doktorlara bağırmaktan sesim kısıldı oğlum. Gayet iyi, hiç merak etme. Bana bak. İstersen göstereyim seni, ha? Yok tamam. Oğlum doktordan izin alıp gösterebilirim lan. Yoksa da. İyi misin? Hemşireyle konuştum. Doktoru birazdan gelecekmiş. Hayırlı haberlerle gelsin inşallah. Doktor geldi. Durum nasıl doktor bey? Saliha Hanım'ın ameliyatı gayet başarılı geçti. Şükürler olsun. Tamamen iyileşecek yani. Bunu söyleyebilmemiz için henüz çok erken. Uyanmasını bekleyeceğiz. Beyninde herhangi bir hasar olup olmadığını, eski hayata dönüp dönmeyeceğini uyandıktan sonra anlarız. Ameliyat başarılı geçti demiştiniz. Bakın bu gibi durumlarda kendinizi her türlü sonuca hazırlamalısınız. Her türlü sonuç derken bir araz falan mı kalacak? Bedensel bir araz olmayabilir ama uyandığında bildiğiniz, tanıdığınız Saliha'yı görmeyebilirsiniz. Bambaşka birisiyle karşılaşabilirsiniz. Aa, ne işin var senin burada? Kaza haberini duydun da mı geldin? Haberlerde duydum. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Sen konuşuyorsun. Çekil önümden. Hani nereye gidiyorsun? Herkes Saliha Hanım'ın yanında. Aslan Hanım da biraz önce çıktı. Ben Arda'yı görmeye geldim. Tamam, o zaman ben bir Aslan Hanım'ı arayayım. Ona sorayım. Gerek yok. Arda'yı görüp gideceğim. Zeban ya. Abim nerede? Sağ ol oğlum. Şirketten aradılar. Bir şey mi gelecekmiş, bir imza mı eksikmiş ne telefonda konuşuyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim sana. Bunu Ayşe Fikret Bey'in odasında buldu. Gizli kamera galiba. Ben bir bakayım şuna. Abine göstereyim dedim. O anlar bu işlerden. Tuna nereye? Arabaya gidiyorum. Bilgisayar takacağım. İçinde ne varmış bir bakayım. Oğlum abini bekleseydik yanlış bir şey yapacağız. Tuna! Ne yaptın oğlum, hallettin mi? Tuna nereye gidiyor anne? Dün Ayşe Fikret Bey'in odasını temizlerken bir gizli kamera bulmuş. Yani biz öyle sandık. Onu gösterdim, abine soralım dedim. Ben bilgisayarda bir bakayım diye arabaya gitti.
İzledin mi? Sana bir şey sordum. Görüntüleri izledin mi? İzledim. Ne gördün? Başrollerde sen ve Aslan Hanım. Bir de Fikret Bey'in son nefesi. Bak Tuna. Hiçbir şey izlemedin. Hiçbir şey görmedin. Tamam mı? Buna polisler karar verecek abi. Fikret Bey mezarına rahat etsin diye abini satıyorsun. Değil mi? Bak Tuna. Bu adam beni yıllarca kullandı. Her işini yaptırdı. Babamızın sırrı yüzünden bütün pis işlerini yaptırdı. Ben seni korumak için neler çektim biliyor musun? Saçmalamayı bırak. Sen kararını vermişsin. İnanmıyorsun. Tamam. Peki. O zaman bütün sırlarımızı tek tek ortaya dökelim. Hı? Önce benimkilerden başlayalım. Sonra da babamın sırlarından. Sahip olduğumuz her şeyi kaybederiz. Annem üzüntüsünden ölür. Bunu mu istiyorsun? Ayrıca babamızın sırrını öğrendiğinde Salih yüzüne bakar mı sanıyorsun? Evet Tuna. Bir kez daha soruyorum. O görüntülerde ne var? Hiçbir şey yok daha. Ali Yusuf'un durumu nasıl? İyileşecek inşallah. Onunla konuşmam gerekiyor. Hop, sen de kimsin? Önemli bir konu. Onun yardımına ihtiyacım var. Şimdi ağır kesiciyi bastılar, uyuyor. Bana söyle. Gerçekleri bilmesi gerekiyor. Ben Yusuf'un en yakın arkadaşıyım. Salih Han'ın da. Arabadan ben çıkardım onları. Güvenebilecek miyim sana? Yusuf'a güveniyorsan bana da güveneceksin. Hastaneden tedavisinin devam edeceği rehabilitasyon merkezine götürülürken kaybolan Saliha Tezhanlı olayının gizem perdesi henüz aralanamadı. Polis ve aile tarafından aranan Saliha Tezhanlı, Tezhanlı Holding'in yönetim kurulu başkanıydı. Bilindiği üzere babasının ölümünden sonra şirketin başına geçen Saliha Tezhanlı, kısa bir süre önce de trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Dünyanın parasını döktüm size. Benim sayemde servet kazandınız. Sonuç yok. Nerede bu kız Fırat? Aslan Hanım, biz elimizden geleni yaptık. Fırat, sus. Konuşma. Salihan'ın bulunmasını istiyorum, o kadar. Nereye bakarsanız bakın. İsterseniz her evi dolaşın. Ama bulacaksınız o kızı, anladın mı? Şimdi işinizin başına dönün. Kral babası ölünce kız Pamuk Prenses ortadan kayboluyor. Biz de cadı oluyoruz. Gökhan. Salihan'ın annenle arası iyiydi. Bunlar iletişime geçmiştir bak. Sana yalan söylüyor olabilir. Sanmıyorum. Tuna'yı da takip ettiriyoruz. O da bilmiyor. Aklım almıyor benim ya. Yer yarıldı, sanki yerin dibine girdi bu kız. Bak, 3 aydır aynı şeyleri konuşuyoruz. Eğer Salihan'ın yerini bilen biri varsa, o da Ali Yusuf. Salihan'la artık ilgilenmiyor.
Ne hastanede ne de çıktıktan sonra görmedi bir daha onu. O hikaye bitti. Yine peşine adam mı taktın sen? Aslan. Adamını geri çek. Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Alalım kızım. Bir kilo da elma verin. Başka bir şey var mıydı? Yok. Anne bak benim yaparmakları ahzap yapıyor. Şşt kızım ayıp. Önemli değil. Dört. Ben bir trafik kazası geçirdim de. O yüzden eskiden bildiğim her şeyi unuttum. Ama şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Buyurun. Hadi. Buyurun. Merhaba. Kestane alacaktım. Tabii. Ben de kestaneyi çok seviyorum. Ama neden sevdiğimi hatırlamıyorum. Yeter mi? Yeter. Ne kadar? 5. Ah Yusuf, ah. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yusuf, kardeşim konuşup anlaşmadık mı seninle? Ne işin var senin burada? Kıza ulaşmak için seni takip ederler demedik mi? Son görüşmemizde kararlaştırdık oğlum seninle. Saliha'dan uzak duracaktın. Durum nasıl? Aynı, değişen bir şey yok. Sanki hayata yeniden başlamış gibi. Ha, kaza okuma yazma yeteneğini de elinden almış. Yeni fark ettik. Sayı sayamıyor. Sağını solunu dahi ayırt edemiyor. Çırpınıyor ama. Öyle inatçı ki asla pes etmiyor. Ama çabalıyor. Bir görsen ilkokul çocuğu gibi. Açmış kitapları, saatlerce okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. Çarpım tablosunu filan ezberlemeye çalışıyor. Arada Tuna geliyor annesiyle. Bozuk plak gibi aynı şeyleri söyleyip duruyor. Aman iyi saklayın, sakın kimse görmesin. Hastalığını bir öğrenirse aslan bir davada elinden her şeyi alır. Bir panik, bir endişe. Daha nasıl saklayayım anlamadım ki. Bana da anlattı hastanede. Ha, yalnız anlatmadığı bir şey var.
sakladığı. Beni tanır, adamın suratına bakar, ciğerinin röntgenini çekerim. Neymiş o sakladığı? Fikret Tezanlı'nın ölümüyle ilgili bir şey. Bir bildiği var. Onu saklıyor. O iş Azrail'in işi değil Yusuf. Bence aslanın parmağı var. Tuna'nın ilgisi olmasa da bilgisi var. O yüzden zaten Salih üzerine bu kadar pimpirikleniyor. Mesele elindekileri kaybedecek olması değil. Mesele hayati mesele. Hadi kızım, sen biraz içeri geç, dinlen. Tamam. Lan! Gel! Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar senin. Gül. Bunlar kırmızı gül. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Hafızamı kaybetmeden önce zeki biri miydim? Allah Allah. Tabii ki zeki biriydin. Bu da laf mı? Koca holding yönetiyordun sen. Hatta zeki değil, dahi biriymişsin. Tuna öyle söylüyor. Çocukluk arkadaşın yalan söyleyecek değil ya. Keşke iyileşebilsem. Eski halime dönebilsem keşke. İyileşeceksin, merak etme. Ben eminim. Anne, yine birçok yemek yapmışsın gene. Karışma sen. Yapacağım tabii. Kızım o benim. En sevdiği yemekleri yapıp götüreceğim. Oğlum. Ama benim içim hiç rahat değil. Abine yalan söylüyoruz. Bari şöyle bir çıtlatsaydık ha. Aslan duysun diye mi? Abim onun adamı. Onun tarafında. Hala inanmıyor musun bana? İnanıyorum oğlum. İnanıyorum da dedim ya, içim rahat değil. Hem biz bu Sado denen adamı ne kadar tanıyoruz Allah aşkına da. Kızı emanet ettik. Bizim konuşmamız. Yok canım. Niye bölüyorsunuz? Biz havadan sudan konuşuyorduk böyle. Bunlar, bu yemekler yarın için. Yani bol bol yaptım ki yarın herkes bol bol yesin diye. Ağrı kesici var mı? Başım çatlıyor da. Var. Vereyim. Ayşem haklıymış. Yani bu Hacer Hanım'da bir gariplik var diyordu da inanmıyordum kıza. Yani böyle birdenbire bülbül gibi şakmaya başladı, konuşuyor falan. Ev sahibiymiş gibi evin içinde dolaşmaya başladı falan. Ay, rahatsız oldum. Salih ailesinin hepsi gidecek zaten. Merak etme. Biraz daha dayan. Değil mi?
Söyleyeceklerimi en iyi sen anlarsın. Saliha büyük bir ameliyat geçirdi. Kıyısından döndürdük biliyorsun. Bir beyin hasarından söz ediyoruz şimdi. Bildiği her şeyi unutmuş olsa bile öğrenme becerisiyle eski hayatına dönmesi imkansız da değil. Peki hafızası ne zaman yerine gelecek? Kalıcı mı bu durum? Buna tam olarak hafıza kaybı diyemeyiz Ali Yusuf. Bilinçli bir unutuş, hatırlamama. Bunun nedeni de bence yaşadığı bir acı. Psikolojik açıdan travmatik bir olay. Sebep benim. Unutmak istediği acı benim ihanetim. Onu aldatmam, kandırmam, onu kullanıp intikam almaya çalışmam. Saliha bu halde ise sebep benim. Onun masum dünyasına bulaştırdığım yalanlar, pislikler yüzünden hatırlamak istemiyorum. Hadi yeter bu kadar çalıştığın. Ödülün benden. Dile benden ne dilersen. Çay istiyorum. Çay mı? Demleyeyim sana bir çay. Birlikte oturur içeriz. Yanına da sevdiğin bisküvilerden ister misin? Kuyruğum benden. Hastane mesajımı ilet. Bir daha seni peşime takmasın. Tamam mı? Ya yine mi siz? Davut abinizin parasını ödüyoruz ya faiziyle. Daha ne istiyorsunuz? Yok başka bir mesele abi. Sadece senin yanında istiyor. Telefon açın gelsin, buradayım. Abi yapma. Barut gibi kendisi. İnan şimdi gelmezsen ayağımıza sıkar. İçeride vazo buldum. Çok güzelmiş çiçeklerin. Güller güzel değil mi? Hı hı, gerçekten çok güzeller. Kim aldı bunları sana? Sado Bey. Allah razı olsun ondan. Bize çok yardımcı oldu. Bu evi buldu, seni saklamamızı sağladı. Ama gene de dünyanın bin bir türlü hali var kızım. Sen gene de kimseye güvenme. Olur mu yavrum? Dikkatli ol. Olurum. Börek yine çok güzel olmuş Meryem teyze. Afiyet olsun kuzum. Sen ne zaman istersen yaparım ben sana. Ağlama lan. Sus lan sus! Öldürmedim ben Şükret. Sırf çocuğumuz annesiz kalmasın diye. Satırı aldı vurdu. Bitti kulağımın parçası. Hak ettin. Bana çocuğun yanında bir daha vurma dedim. Lan sus!
Sus! Zaten canım yanıyor. Tamam, kulak nerede? Buza koydu oğlum. İyi yapmışsın. Estetik cerrah gerekir ona. Öyle yapacağız zaten, biz de hastaneye gideceğiz. Sen şuna bak diye çağırdık. Araba nerede? Dükkanın önünde abi. Gidelim. Doktor paranı giderken versinler. Eyvallah. Ne yaptı sana bunu? Manyaklığından. Birinin bir dövmesi için sebep lazım sanki. Abi önemli bir şey yok, merak etme. Herifin kulağını tava yaptım, bir de üstüne para mı verdiler lan? Ben nasıl kaçırdım lan bu gösteriyi? Aldın mı payını? Yok, almadım. Sen şey yapsana, yine Elan'ın hesabına yatırır mısın? Lan basacağım küfrü şimdi. Oğlum ne istiyorsun lan çocuklardan? Niye affetmedin hala? Biri kardeşin, canın, öbürü yakın arkadaşın lan. Sado, zaten çok yoğun bir gün geçirdim. Çatacak birini arıyorum. Talihli sen olma. Sen niye bana takıldın? Kardeşin için değil mi? Hapisten çıkınca kardeşime bakmam lazım, para lazım diye gelmedin mi oğlum? Senin hiç ailen oldu mu Sado? Kardeşin. Yok, ben dalda bittim. İyi, o zaman akıl verme. Estağfurullah paşam, ne akıl vermesi. Olan aklı başına al diye bizimkisi. Hadi eyvallah. Şşş. Son lafımı diyeyim de öyle git. Bir daha Saliha'ya yaklaşma. Tehlikeye atma kız. Hem sen diyordun unuttu beni ne güzel oldu diye. Sen söylüyordun oğlum. Bak Ali, unutma. Saliha kendi arabasını senin arabanın üzerine sürdü. Seni de kendini de öldürmek için. Gölge etme yani anlayacağım. Halil, hadi uyan. Halil, hadi kalk, işe geç kalacaksın. Halil, hadi. Sabah mı oldu? Ne sabah Halil ya, akşam oldu. Hadi. Karıştırmışım ben. Ya daha ne kadar böyle devam edecek? Sabaha kadar barda çalışıyorsun. Akşama kadar kuryelik yapıyorsun. Ya sana bir şey olacak diye korkuyorum Halil ya. Ne sanıyorsun? Evlisin diyorsun. Ben ciddiyim. Ben de çalışsam, bir işin ucundan tutsam olmaz mı? Olmaz. Daha ölmedik. Dur bakalım, gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Bunu niye çıkardın? Barda kızlar evli olduğunu bilmesin diye mi? Aşk olsun Ela ya. Şaka yaptım. Allah Allah ya. Ya. Karıma bak ya. Hem güzel
Hem esprili, bir akıllı. Bir de abim bizi affetse. Eski günlerdeki gibi hep bir arada olsak. Oo. Neyse. Oh. Hadi böyle sarmaş dolaşı da. Ben işe geç kalırsam vay halimize. Tamam, ben gidiyorum bunları değiştirip. Ben de sana bir şeyler hazırlarım. Ayşe, Hacer, biriniz bakın. Bu odayı Arda'nın oyun odası yapacağım. O yüzden buradaki eşyaların hepsinin çıkarılmasını istiyorum. Ama ya Saliha Hanım geri gelirse? Gelmeyecek Ayşe. Gelecek olsaydı bu zamana kadar zaten gelirdi. 3 aydır yok. 3 aydır her yerde aratıyorum onu. Yığınla para harcadım. Adam tuttum. Bulamadılar. Yurt dışında bile arattım. Hiçbir yerde yok. Dönmeyecek. Neyse, yarın söyleyeyim bu odayı boşaltsınlar. Anlaşıldı mı? Ela! Hadi gidiyorum ben, neredesin? Geldim. Sandviç yaptım sana. Abur cubur yeme, tamam mı? Düşünceli karım benim. Hadi görüşürüz. Hadi, hayırlı işler. Evet, senin. Nereden buldun onu? Bu adam kim? Ay ne bileyim ben. Salı nerede, o biliyordur. Ay işinde gücündedir o şimdi. Tamam, adresini söyle. Ay bilmiyorum ki adresini. Bana adresini ver, yoksa ben bulurum. Bak olmadı çıkar, sonra sonra bulurum. Tamam tamam, telefonun yanında kartı var. Dur arayalım, o gelsin Sado'yu. Aslan Hanım'la görüşmek istemiştim. Kim arıyordu? Arda'nın okul müdürüyüm. Arda'ya bir şey mi oldu? Hastalandı mı? Öyle bir şey değil. Annesiyle görüşmem gerekiyor. Acil bir durum. Annesi evde yok. Ben hemen geliyorum. Kızım bak, inat etme yavrum. Sen bana emanetsin. Koskoca İstanbul'da nerede bulacaksın bu adresi? Aptal değilim, bulurum ben. Dur üstüme bir şey alayım, ben de geleyim. Hayır sen gelme, ben giderim. Ay bu Sadan'ın telefonu ben nereye yazmıştım? Ay bir yere yazdım bu Sadan'ın telefonu ben. Söyle ana, bir yaramazlık yok değil mi? Ne? Adresi niye veriyorsun ki? Canım kız, nasıl zorla alsın? Kızın zorla alacak hali mi var? Tamam, kapat. Ne telefonu?
Kimin fotoğrafı? Eh be ana. Tamam kapat hadi, kapat ben hallederim. Kızdın tabii, kızılmaz mı buna? Kapat hadi. Sado ne oldu, iyi misin Aliye? Müdür bey, imkansız. Arda hırsızlık yapamaz. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Arda'nın çaldığını görenler var hanımefendi. Hem kayıp eşyanın çantasından çıktı. Bu aralar bazı sorunları var. Biliyorsunuz babasını kaybetti. Siz nesi oluyorsunuz? Anneannesiyim. Bakın müdür bey, Arda iyi, terbiyeli bir çocuktur. Çok zor dönemlerden geçiyor. Ben onunla konuşurum. Bir daha böyle bir şey olmaz. Arda'yı alabilir miyim? Tabii. Rehber öğretmenin yanında. Haber vereyim. Selda Hanım, Arda'nın anneannesi burada yanımda. Arda'yı almaya geliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geldik hanımefendi. Adres burası. Salih buraya geliyormuş oğlum. Hadi Ali. Seni görmesin. Zaten kafası karışık. Uza sen. Ali! Ne? Oğlum neyi düşünüyorsun lan? Kızın karşısına mı dikileceksin? Uza diyorum. Ne kadar geldin? Gel, gir içeri. Konuşmamız lazım. Tamam, gir içeri. Tamam, dur. Önemli. Eve çağırsaydın, eve gelirdim o zaman. Ya, önemli. Bu fotoğraftaki adam kim? Tanımıyorum. Yalan söyleme bana, tanıyorsun. Kim bu adam? Vallahi tanımıyorum kızım. Neden yanımda? Kimdi bu? Kötü biri miydi? Ben nereden bileyim? Sen de hep çalışmadığım yerden soruyorsun. İyi mi kötü mü ne bileyim. Burası neresi peki? İstanbul'da bir yarışta. Tuna biliyor mu? O da bilmez. Ya Tuna niye tanımıyor bu adamı? Meryem teyze de mi bilmiyor? Tanımıyorlardır. Çok zorluyorsun güzelim. Senin için önemli biri olsa önce ben bilirim değil mi? Ben bu adamı gördüm. Nerede? Nereye gidiyorsun? Ya fotoğraftaki yeri bulacağım. Bekle dur. Sakın. Yakalanırsın. Kime? Tuna anlattı ya sana. Konuştuk ya. Senin sağlık durumunu öğrenirlerse elindeki her şeyi alacaklar. Bu yüzden aylardır saklıyoruz ya seni. Yapma Salih. Beni iyice karanlığa itme. Sakın yapma. Sakın yapma güzelim. Senin bu halde gözünün yaşına bakmazlar. Ne var halimde? Tamam. Sen kararını vermişsin. Tamam, ben anladım. Ama seni ben götüreceğim, tamam mı? Gelme Sado. Ya bana aptal muamelesi yapmanızdan bıktım, ben kendim giderim. Hayır, hayır, bekle. Bekle, hemen gidip geliyorum, tamam mı? Anahtarı alıp geleceğim. Bekle burada. Ben bırakacağım. Ya, bak, tamam, eve gidiyorum. Tamam, bırak. Tamam. Eve gidiyorum. Tamam, ben. Tamam, eve de ben bırakacağım seni. Bekle burada, geliyorum. Nerede lan bu anahtar? Tersane inşaat projemize bir an önce başlamamız lazım.
Sene sonu yaklaşıyor. Bu inşaat çok fark yaratacak. Prosedür belli. Yapacak bir şey yok. Salih Hanım'ın imzası olana kadar proje rafta bekleyecek. Salim Bey. Salih Hanım'ın durumu malum. Bütün aramalarımıza rağmen hiçbir iz bulamadık. Salih'i beklediğimiz her gün bu şirket zarar ediyor. Bence artık şirket tüzüğünü değiştirmeyi düşünmeliyiz. Kesinlikle itiraz ediyorum. Tüzük bir yıl diyor. Bir yıl bekleyeceğiz. Ancak ondan sonra Salih Hanım'ın yetkilerinin düşmesini kabul ederim. Arkadaşların birçoğu da bana katılıyor. Pardon, pardon. Bu fotoğraftaki yer neresi acaba? Kanlıca galiba. Telefonunuz çalıyor. Önemli değil. Nasıl gidebilirim? Dümdüz gidiyorsunuz, sağa dönüp aşağı sahile doğru gidiyorsunuz. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Açmıyor mu? Açmıyor. Uf lan. Lan uf ki ne uf lan. Ulan koca İstanbul'da ben bu kızı nasıl bulacağım lan? Keşke fotoğraftaki resme baksaydım. En azından elimde bir ipucu olurdu. Tamam sakin ol Sadam. Sakin olamam oğlum. Sakin olamam ben şu saatte. Şu saatte sakin olamam lan. Olamam lan şu saatte sakin. Niye deliriyorsun onu anlat o zaman. Anlat da belki kafamdaki yanlış düşünceleri silersin. Ne? O ne lan? Bu panik, bu endişe niye? Lan oğlum. Kızın yüzü aylardır televizyonda lan. Her yerde kayıp ilanı asılı lan. Biri görecek. Aslan'a haber verecek, kızı kapacaklar oğlum. Lan 3 aydır saklıyoruz lan. Bir çuval inciri berbat edeceğiz lan. Bu yüzden endişeleniyorsun yani, öyle mi? Başka ne? O zaman endişelenme. Ben varken ona kimse bir şey yapamaz. Tüzükteki yasal süreyi beklersek şirket ciddi anlamda zarar edecek. Para kaybediyoruz. Bizim bir şekilde Salih'i bulmamız lazım. Efendim. Nesi var? Doktora götürdün mü? Hayır. Hayır. Abuk subuk o bitki ilaçlarından verme. Dolapta ilacı var, onu içir. Tamam. Ne olmuş? Arda rahatsızlanmış. Okuldan eve getirmişler. Doktoru göndereyim mi? Yok yok. Ben bir eve gideyim, gerekirse ararım seni. Salih konusunda ne yapacağız, sen onu düşün. Efendim Sado. Bir sorunumuz var. Salih şu anda tek başına sokaklarda. Ne demek şimdi bu? Çekti gitti işte. Telefonlarımıza da cevap vermiyor. Kaybettik. Nasıl kaybedersiniz ya? Ben acaba senin haberin var mıdır diye aradım ama tepkinden anlaşılıyor ki senin de haberin yok. Tamam. Ben de ararım şimdi. Bir şey olursa haber veririm size. Abi. Kiminle konuşuyordun? Bir telaşlanmış gibisin. Yok bir şey. Tuna. Salih Hanım nerede olduğunu öğrenirsen bana söylersin değil mi? Öyle bir şey olursa düşünürüm abi. Hayırdır, niye gelmişsin?
Neyse boş ver. Öğretmenim anneanneye seni almaya geldi dedi. Neden yalan söyledin? Sen benim anneannem değilsin ki. Yalan söylemedim canım. Ben senin anneannenim. Ama bu ikimizin arasında sır. Kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Ben de bugün olanlardan kimseye bahsetmeyeceğim. Annen öğrenmeyecek. Arda rahatsızlanmış. Okula onu almaya gittim diyeceğim. Ne dersin? Adın ne? Ali Yusuf. Ben trafik kazası geçirdim. Hafızamı kaybettim. Adımı Salih olduğunu söylediler. Bugün bunu buldum. Benimmiş. İçinde bizim fotoğraflarımız var. Birbirimize aşık mıydık? Niye susuyorsun?
lanet ya da hayırlı. Abi, şu itin hemen peşinden çek, yoksa gizli kamera kayıtlarını polise veririm. Konuşmana gerek yok. Konuşmasan da ben biliyorum. Cevabın evet, biliyorum. Biz aşıktık. Saliha, bizi çok telaşlandırdın. Söz vermiştin bana, çıkmayacaktın evden. Bak, onu buldum. Mucize gibi. Yanlış kişiyi buldun. Bizim seninle öyle sandığın gibi bir ilişkimiz yok. Biz birbirimizi sevmiyorduk. Bir fotoğraf çekildik diye aşık olduğumuzu mu zannettin? Yok öyle bir şey. Neden sarıldın bana? Utandırıyor muyum seni? Hafızamı kaybedip aptal gibi göründüğüm için utanıyor musun benden? Ama iyileşeceğim. Zaman ver bana. Sevgi falan yok aramızda. Anlamıyor musun? Benim öyle kaç tane kadınla fotoğrafım var biliyor musun? Onlarca kadından birisin benim için. Öyle takıldık seninle sadece. Dediğin gibi olsa. Kalbim böyle atmazdı. Burası seni hatırlıyor. Roman yazdırım bu kıza. Aşk romanı. Edebiyatı bayağı sağlam. İyi misin Saliha? Kimse görmedi değil mi? Bana bak, bundan sonra bir yere gideceksen önce beni arayacaksın. İki elim kanda olsa gelip ben götüreceğim seni. Ne istiyorsan yapacağım, tamam mı? Evdekiler kuşkulanmadan dönmeliyim. Ben buradayım, merak etme. Hadi gel. İyi misin?
Ben Zehra Ana'ya bir şeyler hazırlatayım. Zehra Ana! Yak, yıkır, dök, istediğini yap, rahatlarsın. Tamam, önemli değil, buraları düşünme, ben toplarım. Sana bıktım, anla, ne olur beni anla, hatırlamak istiyorum artık. Ne olur karanlıkta yaşamaktan bıktım. Kafaları çabukmuş. Hayır, 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 hayır. Sakın kendine zarar verme. İstersen evi yık, dök, istediğini yap. Ama sakın kendine zarar verme. Bırak. Bırak, ben toplayacağım. Laf ağızdan çıktı bir kere. Sado. Hep böyle mi kalacağım? Aptal bir çocuk gibi. O nasıl söz öyle? Tabii ki iyileşeceksin. Sen bizim gibi değilsin. Güçlüsün sen. Başaracaksın. Ben de senin yanındayım. Hem de sonuna kadar. Hem mesela ben olsam asla başaramazdım. Zaten benim kafanın yarısı boş çünkü. Ha şöyle gül be. Gülmek bir insana ancak bu kadar yakışır. Utandırıyor muyum seni? Hafızamı kaybedip aptal gibi göründüğüm için utanıyor musun benden? Ama iyileşeceğim. Zaman ver bana. Sevgi falan yok aramızda. Anlamıyor musun? Benim öyle kaç tane kadınla fotoğrafım var biliyor musun? Onlarca kadından birisin benim için. Öyle takıldık seninle sadece. Dediğin gibi olsa... kalbim böyle atmazdı. Burası seni hatırlıyor. Söyle Sado. Oğlum bu kızın senden çektiği nedir lan? Takip ediyorsun, buluyorsun, yakıp yıkıp çekip gidiyorsun lan. Kızma be Sado. Sen öğüt verdin ya. Uzak dur dedin. Elimden gelen bu. Uzaklaştırıyorum işte kendimden. Sen ağlıyor musun lan? Ağlamıyorum, niye ağlayayım? Sarhoş musun?
Onun olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Kimin? Günahlarım çok Sado. Çekme zamanı geldi. Kötülerin yanma zamanı. Lan manyak manyak konuşma lan. Saliha'nın yarım bıraktığı işi ben üstlendim bu sefer. Masum bir kızın hayatını mahvettim. Cezam neyse kessin. Kim kesecek lan? Oğlum şş, ne diyorsun lan sen? Bana bak, araba mı kullanıyorsun? Çek kenara da bir orada konuşalım. Geç kaldın Sado. Neye geç kaldın lan? Korkutma beni. Yaşadıklarıma bir son bulamıyordum bir türlü. Eski bir hikayenin bilindik sonu. Bu da havalı değil mi? Oğlum Ela ne olacak lan? Sen varsın Sado. Kocası var artık. Lan ben ne olacağım lan kardeşin? Seni kim takar be Sado? Oğlum bana bak. Bir dinle lan. Bir arabayı kenara çek lan. Bir in, bir derin nefes al lan. Sen ne yaptığını bilmiyorsun. Bak oğlum çok büyük günaha giriyorsun lan. Yemin ediyorum çok büyük günaha giriyorsun. Oğlum sen kimsin lan? Kendi kendine cezanı kesiyorsun lan. Merhamet böyle mi istenir? Ha? Böyle mi istenir lan merhamet? Sen cezayı bize kesiyorsun oğlum. Hepimize kesiyorsun lan. Bana bak, frene bas. Duyuyor musun beni? Frene bas lan, frene bas. Önce bir suçumuzu söyle lan. Bana bak, beni dinle oğlum. Bir suçumuzu söyle lan. Ha? Mezarının başına geldiğimiz zaman suçumuzu bilelim lan. İmam sorduğunda suçumuzu bilelim oğlum. Beni dinle bak. Frene bas Yusuf. Yusuf beni duyuyor musun? Oğlum biz günahlarımızı burada çekeceğiz tamam mı? Aç kulağını iyi dinle oğlum. Günahlarımızı biz burada çekeceğiz. Lan bana bak. Merhamet böyle istenmez oğlum. Merhamet böyle istenmez lan. Oğlum merhamet böyle istenmez. Oğlum Salih seni böyle affetmez. Duydun mu beni? Yusuf. Bugün onu gördüm. Gözlerinin içine baktım. Onu hemen tanıdım. Ama o beni tanımadığını söyledi. Bakışlarını kaçırdı benden. Yalanlarına devam etti. Neden? Üstümü de değiştireyim mi? Yok deve. Bana bak miden filan bulanıyorsa. İyiyim. Çok korkuttun be oğlum. Bir daha sakın böyle bir şey yapayım deme. Sado. Uyuyacağım. Uyu. Uyu aslanım uyu. Sen ne zaman eski haline döneceksin lan? Sana ben böyle hak ettiğim gibi sürüne sürüne gebereceğim. Dedin ya, biz günahlarımızı bu dünyada çekeceğiz. Şu Salim Bey'i bir an önce emekli olması için ikna etmemiz lazım. Bütün üyeleri etkiliyor. Belki de o olmasaydı şirket tüzüğünü çoktan değiştirmiştik. Bu iş o kadar kolay değil. Bu adamların hepsi Fikret Bey'e çok bağlıydı. Şimdi Saliha'yı da onun bir hatırası olarak görüyorlar. Yapma Gökhan. Ne hatırası? Resmen bir hayaleti bekliyorlar. Şirket onların bu inadı yüzünden batacak. Yasal olarak bir senenin dolmasını beklemekten başka çaremiz yok. Bekleyemem Gökhan. Tanıyorsun beni.
Bunun için mutlaka bir şey yapacağım. Mutlaka. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Tanımadığım numara. Gazetecilerdir yine. Hala arıyorlar ya. Aslan Hanım telefonlarımıza cevap vermiyor. Peki. Öyle olsun bakalım. Koltuk, dolap, masa. Yusuf, Salih. Kimsiniz? Ali Yusuf gönderdi beni hanımefendi. Sizi görmek istiyor. Sizinle konuşması gerekiyormuş. Benimle mi? Siz kimsiniz? Ben yakın bir arkadaşıyım. Yalnız benim başka bir işim daha var. Bir an önce sizi götürürsem iyi olur. Tamam, bekleyin bir dakika. Tamam, bekliyorum. Ali Yusuf'un arkadaşı geldi. Konuşmak için. Fark etmedim. Öyle dışarıya dalmış ne düşünüyorsun? Her şeyi. Hayatımı. Yaptıklarımı. Oğlumu. Bak sakın vicdan muhasebesine falan girmeye kalkma. Yok. Öyle bir şey yapmıyorum. Ama merak ediyorum. Daha fazla ne kadar ileri gidebilirim? Ne kadar ileri gitmen gerekiyorsa o kadar ileri gideceksin. Bunu biliyorsun değil mi? Neyse olsun diyorsun yani. Haklısın. Bu saatten sonra değişemem.
Efendim Sado. Çekip gitmişsin. Canım sıkıldı çıktım, ne oldu? Bir kere sözümü dinledin, onda da hayatını kurtardık zaten. Sado lafı geveleme, ne oldu söyle. Oğlum hani Salih'den uzak duracaktın lan? Duruyorum ya. Ya arkadaşını yollamışsın eve, almış evden kızı, not bırakmış. Ben öyle bir şey yapmadım Sado. Kim aldı oğlum? Nerede o zaman bu kız? Tamam, ben biliyorum. Bulacağım onu. Nasıl bulacaksın? Yusuf! Lan! Lan! Bayağı keyiflisiniz. Ali Yusuf göreceğiniz için heyecanlısınız anlaşılan. İster misin? Yok, kendini aldıysan. Yok, bana da var, merak etme. Ben sonra içerim. Teşekkür getiriyorum. Beyefendi nereye? Beyefendi. Salih nerede? Çıkın. Hemen bana Salih'in nerede olduğunu söyle. Salih nerede diyorum Aslan? Bilmiyorum. Aylardır ben de onu arıyorum. Bulamıyorum. Aslan.
Sana son kez soruyorum. Saliha nerede? Ben de sana son kez söylüyorum. Bilmiyorum. Saliha'nın yerini söylemezsen ben duracağım. Canım acı tutsun, bırak acı tutsun, bırak acı tutsun. Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim.